Arkadaşlar merhaba. Bugün yine eğlenceli bir intro hazırlayacağız. Hemen bir izleyelim. Proje dosyasını göstereyim size. 1920 1080 25 FPS. Şöyle de iki resim ve iki de videomuz var. Bunları da açıklamaya koyacağım. Şu stone texture'ı aldım aşağıya ve Ctrl+T dedim. Buraya herhangi bir şey yazdım. Şurada anchor point var hatırlarsanız diye dedik. Hareket ettiremiyoruz. Şuradan hem üstüne geldim. Bir çift tıkladım ortaya geldi. Buradan da envai'den orta aldım. Şimdi buna barline efekti vereceğiz. Gördüğünüz gibi böyle dikey şeritler oluşturdu. Buna bir de şöyle yapalım. Algoritm efekti verdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü elde ettik. Şimdi buna şöyle yapacağız. Stone texture'a geldim ve buna bir tint efekti verdim. Tint'i de kırmızıya çektim. Şöyle. Ve bunu track metinde alfa met yaptık. Şimdi bir daha bakalım. Gördüğünüz gibi böyle bir sonuç oldu. Şimdi tekrar stüdyonun komediye tıkladım. Ve şöyle birinci saniye gidelim. Şurada wiggle frequency var. Burada buna 6 dersek ve bir keyframe verirsek 4'e kadar gittim ve 0 yaptım bunu. Sonra stüdyo Nikomedi'yi seçtim ve U'ya bastım. Tüm keyframe'leri seçip şöyle 1'e doğru götürdüm. Bir daha izleyelim. Şimdi bu ikisini seçip Ctrl+C diyoruz ve text adını verdik. Move All Attributes'u da seçiyoruz. Ve OK dedik. Buna bir Ctrl+Y ile birlikte Solid atacağız. Solid'e de Rectangle Noise atacağız. Şimdi burada özellikleri oynayabiliriz. Ekran kararına kadar brightness'ı düşürüyorum ve bir keyframe veriyorum. 6'ya kadar gidelim. Bu sefer de ekran tamamen aydınlanana kadar yaptık aynısını ve text layer'ının track metini luma mat yaptık. Şurada gördüğünüz gibi şeritlerin üstünde lekelenmiş gibi bir efekt elde ettik. Şimdi bunların ikisini seçip Ctrl+Shift+C dedim ve final diyelim buna da. Şurada proje dosyasında hatırlarsanız bizim background'ımız vardı. Bunu da aldık. S'ye bastım. Şunu böyle uzaktan bakalım ki. Şöyle güzelmiş. Daha böyle bakalım. Final yani text'in olduğu layer'dan bir kopya aldım. Ve aşağıdakine geldim. Enter'a bastım ve buna Shadow dedim.
Buna bir radial test blur ve drop shadow ve bir de fill koyacağız. Fill'i yukarı aldım. Siyah yaptım film rengini. Şöyle üstü kaparsak görebiliriz. Şimdi Fast Blur'un amount'unu arttırdık. Buradan zoom tipini brightest yapalım. Şuradan opacity'yi 100'e getirebiliriz. Açıyı da 180 yapalım. Buna bir de sharpen ekleyebiliriz. Onu da 20 yapalım. Softness'ı arttırdık biraz. Şimdi kopya daha aldım bundan. Ve bu sefer Radial Fast Blur'un amount'ını düşürüyoruz. Bir tanesi 60'larda, bir tanesi de 80'lerde olsa iyi olur. Şu efekti seçtim ve şuradan şu şekilden biraz yukarıya aldık onu. Aynısını alttakine de yapacağız. Bir daha bir bakalım. Şimdi bu text layer'ına sharpen verebiliriz. Blur verebiliriz. Şimdi bunlarla biraz oynayalım. Şöyle açıp kapayıp ne alemde olduğunu görebiliriz. Tamam, güzeldir. Şimdi bir ışık atalım buna isterseniz. Point tip olacak. Şöyle 2800'e 3000 radius'la fall off distance olsa yeterlidir. Şimdi ışığı seçtim. V'ye bastım. Bu ışığın olduğu yerde bir manipülatör var. Tam onun üstüne gelip şurada X yazısı çıktı gördüğünüz gibi. O şekil oynatırsam arka plan hareket etmeyecektir. Şöyle ışığı alabiliriz. Bu ışığı seçtim, P'ye bastım. Bu arada F4'e basacağım öncelikle. Bütün layer'ları 3D yapacağım. Arka plan hariç. P'de bir keyframe verdim ve bunu sıfıra çektim.
6. saniyeye gidelim diye. Ve bunu yükseltiyorum biraz. Şimdi hatırlarsanız iki tane videomuz vardı. Onları da aldım buraya. Şuraya bıraktım. Onları da 3D yaptık. Particles'ın blender'ını add yapıyoruz. Smoke'un da screen yaptık. Şimdi bir bakalım bir daha. Şimdi dikkat etseniz bunlar böyle kompozisyonla uyuşmuyor renkleri. Onu şöyle yapacağız. Curve atacağız. Şöyle bir yaklaşalım bir tane particle'a. Şuradan Red Channel'ı seçtik ve biraz attırdık. Ya böyle oynayacağız işte. Hoşumuza gidecek şekilde. Ctrl C dedim ve Smoke'a da bunu yapıştırdım. Smoke için biraz fazla oldu ama şimdi düzelteceğiz onu. Biraz genişletebiliriz mesela. Şimdi bir tane daha solid atacağız. Kontrol edelim. Buna da mask dedik. Yukarıdan Q'ya da basabiliriz. Rectangle tool'u seçtim. Maske yani layer'ımız seçili olduğu için bu şu an maske görevi görecek. Şöyle yapacağız. Title Action Safe açtık. Şöyle. İç çizgilerim hizasına gelecek şekilde ayarladık ve şuradan da ortaladık. Tipini subtract yapalım ki ters dönsün. Son olarak da ışığa gelelim. AA'ya bastım iki defa. Öncelikle bir izleyelim. Yedinci saniyeye kadar gittim ve intensity'ye bir keyframe verdim. Sonuna kadar gittim, sonra da bunu sıfır yaptım. Bir daha bir izleyelim.
Şimdi mesela buradaki renkler hoşumuza gitmezse eğer, yani çok karanlık ya da çok aydınlık geldiğini düşünün, varsayarsak, bir solid atabiliriz buna tekrardan. Ya da Ctrl Alt Y'ye bastık, Adjustment Layer aldık. Buna bir Curves atabiliriz. Rengi biraz daha açmış olduk. Ya da Hue Saturation atabildik. Şöyle biraz ilerleyelim. Böyle de hoş bir görüntü oldu. Bunu oynayıp kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum atıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu süre çok ilgilenemedim kanalda ama videoların devamı gelecek. Blender videoları çekmeyi falan da düşünüyorum. ZBrush, Substance Designer, Substance Painter gibi. Şu anlık bu şekilde ilerleyeceğiz ama teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kolay gelsin size. İyi çalışmalar.